Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bazen evimizde laptopumuz ve Wi-Fi'miz farklı farklı odalarda olabilir. Bu nedenle de bu uzaklık iyi çekmemesine neden olabilir. Fakat laptopumuzu hotspot yaparak, yani paylaşım noktası yaparak arkadaşlar telefonumuzu bilgisayarımız üzerinden Wi-Fi'ye bağlayabiliriz. Şimdi bakın, buradan ağ ve internet ayarlarına giriyoruz. Şimdi sol tarafta gördüğünüz gibi bir menü var. Buradan mobil etkin noktayı seçip yukarıdaki arkadaşlar internet bağlantımı diğer cihazlarda paylaş bölümünü açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra bakın burada bir Wi-Fi gibi olacağı için laptop bir isim vereceğiz ve bir şifre belirleyeceğiz. Bu çok önemli değil. Siz kafanıza göre bir isim verin. Ben laptop yazacağım. Şimdilik laptop Wi-Fi yazayım ya da. Ve bir 8 karakterlik bir parola belirleyelim. Evet. Böyle 22 nokta yok 3 nokta diyelim ve kaydet diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu test etmek için telefon ekranımıza geçiş yapalım hep birlikte. Şimdi telefon ekranımızdan hemen yukarıdan aşağıya bir kaydıralım. Bakın şu an ben normal Wi-Fi'ye bağlayayım evimdeki. Buradan bakın laptop Wi-Fi yazıyor artık. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Burada belirlediğimiz şifreyi giriyoruz. Az önce belirlediğimiz şifremizi burada giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında bağlan diyeceğiz. Son haneyi ne yapmıştık? Evet. Bağlan dedik. Ve laptop Wi-Fi dediğimiz Wi-Fi'ye bağlandı. Gördüğünüz gibi hemen bir bakalım. Sıkıntı var mı? Şöyle bir bakın, ismi de laptop Wi-Fi, yani laptopumuz üzerinden paylaşıyor Wi-Fi'yi. Buradan bir YouTube'a girip bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi YouTube'a bağlandı. Herhangi bir problem, sıkıntı vesaire bir şey yok ve full çekiyor. Yani akıllı cihazınız, telefonunuz bilgisayara ne kadar yakınsa o kadar güçlü çekecektir arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.